konuya belki katkım olabilir. Şimdi bir kere bu benim son seçimimi en güzel şey yorumladı bizim Sera Kadıgil. Dedi ki bu Teoman'ın müziği bırakmasına benziyor dedi. Teoman da defalarca müziği bıraktığını söyledi ama hiçbir zaman müziği bırakmadı. Rahmetli bunu, Adnan Şenses de öyleydi. Evet, beş kere veda yapmıştı sanırım. Biraz böyle bir analoji yapmış, çok da güzel. Ben baktım şöyle biraz araştırdım kim ne söylemişti. En çok hoşuma giden oldu. Şimdi bir defa şöyle bir söz var. Hani iktidar kötüdür, yozlaştırır. Mutlak iktidar daha çok yozlaştırır. Sayın Bakan da ona vurgu yaptı. Şimdi bakın uzun süre devam eden iktidarlar hep iktidarlarını sürdürmeye meyyaldir. Çünkü uzun süre devam eden iktidarlarda nepotizm doğar, kirlilik doğar, parti devleti oluşur. Ve bu bisiklete binmek gibi sürekli pedal çevirmeyi zorunlu kılan bir şeydir. Yani öyle bir noktaya gelirsiniz ki iktidarınızı hep sürdürmek zorunda kalırsınız ve o koltukta ölmeye kalkarsınız. Çünkü düştüğünüz anda başka şeyler gündeme gelecektir. Yani yeni bir iktidar oluşacaktır, yeni iktidar dönecektir, bakacaktır, yaptıklarına bakacaktır, hukuki süreçler işleyecektir vesaire vesaire. Dünyada bunun örneklerini çok görüyoruz. Şimdi yine Sayın Bakan örnek verdi. Ben şöyle söyleyeyim. Muhalefete de burada görevler düşer. Yani uzun süre devam eden iktidarlar da muhalefetler eğer geçiş dönemi tasarımlar yapmazlarsa ülkeler kaosa girer. Dolayısıyla muhalefete düşen görev de bu uzun süre devam eden iktidarlarda bir geçiş dönemi tasarımı yapmaktır. Aslında bizim 2023 seçimlerinde parlamenter sisteme dönüş tasarısı biraz böyle bir tasarımdı. Evet. Yani yeni bir rejim ihtası, güçlendirilmiş bir biçimde sonra dönüp hukuka yeniden bakmak, ekonomiye yeniden bakmak, cumhuriyetin bir de yeni yüzyılında yeni bir parantezle bakmak, yeniden cumhuriyet parantezini açmak böyle bir geçiş dönemi tasarımıydı ama başaramadık. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın gibi otoriter eğilimler, otoritere meyyal olan eğilimler aslında hiçbir zaman koltuğu bırakmak istemezler. Hukuk onlar için de bir yere kadar götürdükleri bir şeydir. Yeni hukuk düzenleri tasarlarlar. Toplumsal bilinçaltı yaratırlar. İşte Putin'de gördük. Dolayısıyla burada aslında bu benim parlamente bu sistemde bu sistemin verdiği yetkiyle son seçimim derken şunu söylüyor aslında. Diyor ki ya aslında ben devam etmek istiyorum ama bu bana dar geliyor. Dolayısıyla böyle bir bilinçaltı yaratarak ya burayı da değiştirmek mümkün olabilir miyi söylemeye çalışıyor aslında bir taraftan Tayyip Erdoğan. Tabii burada aşırı yorumlar da var. Onlar biraz daha ileride yorumlar ama söylemek istediği aslında biraz bu. Yani diyor ki ben devam etmek istiyorum aslında. Çünkü aynı zamanda hocamın uzmanlık alanı seçmenle de duygusal bir bağ kurarak ya bana bu kadar, ben size bu kadar hizmet ettim, bu kadar şey yaptım, bu kadar iktidarda kaldım. Dolayısıyla hani beni biraz daha idare edin deyip bir vicdan yapma, i̇şte vicdan bir yapıyor. Seçmenle ilişki kurma. Ama buradan da ya aslında durun gitmeyin. Ama size, tamam da orası bir size, idare koltuğu değil ki sonuçta yani. Durun gitmeyin size çok... Süre var yani. Size çok... Ya şimdi süreler bakın yani bunlar hukuk var, adalet var. Bunlar hukuki argümanlar. Avcılık toplayıcılığa dönmedik yani sonuç mesela itibariyle Putin, yasamız var. Putin ne yaptı? Yani Putin anayasayı değiştirdi defalarca. Tamam biz de yaptık benzer şeyler. Şimdi ben bunu bir daha yapmak istiyorum demeye getiriyor bir bakıma. Bunun bilinçaltını oluşturmaya çalışıyor. Bir şey yarar mı bu seçmende? Aslında şimdi senin bence, çorana şimdi çok ben, güzel bir soru bu. Şimdi biraz ben bunun işe yaramayacağını... Çok daha iyi analizini yapar. İşe yaramayacağını düşünüyorum ve katkın biraz şurada olabilir bu tartışmalara. Şimdi ben bu yerel seçimden sonra yani 1 Nisan tarihi itibariyle bir post Erdoğan dönemine gireceğimizi düşünüyorum. Erdoğan sonrası dönemi. Öyle ya da böyle. Bu yerel seçimler bir zirve olacak. Yani bu yerel seçimler bir son olacak. Sonun başlangıcı olacak. Ben Tayyip Erdoğan'ın sözlerini biraz da böyle yorumluyorum. Yani Erdoğan sonrası dönem ne olacak? Ben bu seçimlerle beraber, AKP'nin bu seçimlerde aldığı sonuçlarla beraber bayır aşağıya doğru gideceği bir sürecin başlayacağını düşünüyorum. Ve bu süreç asla 2028'e kadar sürmeyecek. Aslında o bayır aşağı süreç başlamadı mı? Önceki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk defa Erdoğan, yani ilk defa AKP iktidarı 2002'deki oy oranına düştü. 52 oy aldı. Bakın, 35'e düştü. Hayır, bakın. Erdoğan 52 aldı ama. Ben Erdoğan için konuşuyorum. Bakın 2014 seçimleri 52-48. Evet. 2017 referandumu 52-48. Evet. 2018 seçimleri 52-48. Evet. 2019 seçimleri de 52-48. Yani biz bütün bu belediyeler alırken AKP artı MHP'nin Türkiye genelindeki oyu yine 52. Ama biz hayır çıkan... AKP olarak baktığımızda düşüyor oy oranı. Bakın. 2019... AKP'nin tek olarak, başına şeyi 2015'ten itibaren düşüyor kaybediyor. Ama
Tayyip Erdoğan'la MHP ile birlikte olunca tabii ki, bu bakın, hani, tabii, olay ortaya çıktı. Neticede Tayyip Erdoğan her seferinde %52 oy aldı. Tayyip Bey'in oyunu ikisi. Cumhur İttifakı'nın oyunu üzerinde oyu var. Tamam. Şimdi ben Tayyip Erdoğan'ın buradan aşağıya doğru gideceğini, bu seçimlerin bu anlamda olan son seçimi, yani son zirve seçimi olacağını ve bir post Tayyip dönemine gireceğimizi düşünüyorum. Bu döneminde asla 2028'e kadar devam edeceğine inanmıyorum. Daha erken bir yerde bitecek. Kaybederse yani, tabii. Evet, kaybedeceğini düşünerek. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın sağlık sorunlarıyla ilgili problemler de dahildir bu şeyin içine, parantezin içine. Ve ben orta ve uzun vadede kısa bir süre sonra AKP içinde de bir takım arayışların başlayacağını düşünüyorum. Yani Tayyip'ten sonrası ne olacak arayışların başlayacağını düşünüyorum. Ben MHP'nin konumunu da, yani bundan sonraki konumu da yine bu arayışların bir parçası... Bana bakarak söyleme. Bir parçası. Senin bana bakarak söyle. O kadar güzel. Tam karşımızda olduğunuz evet. için. Bir tek yani bana bak. MHP'nin evet. pozisyonu da, yani buradaki pozisyonu da, konumu da biraz bununla ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Her bakımdan bu seçimler zirve olacaktır. Yani bir kırılma olacaktır. Tayyip Erdoğan'ın işte bu benim son seçimim şeyini aslında tersinden ifade ederek bir bilinçaltı yaratmak istese de seçim sonuçlarının tam da bizim anladığımız gibi evet Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimleriyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Buradan aşağıya doğru gidiş olacak, bu kaçınılmaz. Şimdi bakın yani her yerde Tayyip yarışıyor. Şimdi İstanbul seçiminin önemini söyledi. İstanbul seçimlerinde özellikle Tayyip Erdoğan yarışıyor. Şimdi kimse kurumu tartışıyor. Şimdi grup kurumun belki gaflarını konuşuyor. Kurum zavallı bir adam. Yani bir bürokrat gibi duran, hiçbir siyasetçi yanı olmayan, İstanbul'a hakim olmayan, geçmişi yapmak istediğiyle, yani çünkü şöyle kurguladılar, buradaki beka nedir? Yani Mazlow'un ihtiyaçları hiyerarşisine güvenlik çok önemlidir. 2023 seçimleri bunun üzerine kurdular. İktisadi sorunların üzerine çıkarttılar bu bekayı. Burada dediler deprem var. Deprem yaşamsal bir durumdur. Beka sorunudur. İşte bu da uzman bir adamı getirelim, bunun üzerine iştirin. Bu yürümüyor. Çünkü onu insan değil yani. O insan değil. Belki de bunu bilerek yaptılar. Şimdi Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde gelip bu açığı kapatmaya çalışacak burada. Göreceğiz. Yani tabii, gelip burada ilçe gelecek. Ramazan'ı da fırsat bilerek. 2019'da da yaptı canım. Evet, zaten şimdiden başladı. Ramazan'da, İzmir'de konuştu. Evet, Ramazan'ı da fırsat bilerek. Yani biz aslında adayın İmamoğlu'nun karşısında Tayyip Erdoğan olduğunu görüyoruz. Göreceğiz. Daha da gözümüze sokacak bunu. Onu kendi seçim stratejisinin bir parçası gibi de kullanacak. Evet. Dolayısıyla yani bu her ne kadar hani şunu da şöyle yorumlayalım. Az önce dedik ya bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi değil. Tam tersi bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan kendisini... Onu şu anlamda şöyle diyor ki. Yani, tabii, yani Tayyip Erdoğan'ı bağlamıyor. O milletvekili olmayacak, cumhurbaşkanı olmayacak falan. Ama onun seçimi. Ama onun seçimi. Ama onun seçimi. Evet, çünkü Tayyip tabii. Erdoğan burada tabii ki. Aday Tayyip Erdoğan. İkinciliğe tahammülü yok. Kaybedecek olan Tayyip Erdoğan, bayır aşağı gidecek olan Tayyip Erdoğan da gerçekten bu Tayyip Erdoğan'ın son seçimi olacak. Yani bu böyle ifade etmedi. Bu aslında bilinç altında başka bir şey söylemek istiyor. Ama kelimenin lafzıyla yorumladığımızda bu böyle olacak. O yüzden ben bu seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak görüyorum.